Ömer lekesiz. Akdeniz'in suları soğuduğunda. Herhangi bir arama motoruna Akdeniz'de sular diye yazarak arattığınızda Akdeniz'de sular ısınıyor. Akdeniz'de sular neden ısınıyor? Akdeniz'de sular giderek ısınıyor şeklinde hüküm ya da soru cümlesi olarak yüzlerce madde başlığıyla karşılaşırsınız. Bu başlıklar sadece ajitasyona ayarlanmış bir medyatik dili ifşa etmez. Aynı zamanda bu defa Doğu Akdeniz'de keşfedilen enerji kaynaklarına bağlı olarak yükselen uluslararası anlamazlık tansiyonuna dikkat çekerler. Yığınlar normal seslenişlere değil ancak çığlıklara tepki verdiklerinden söz konusu ajitasyon zikrettiğimiz başlıklar altında AK Parti iktidarının dış politikasını siyasal İslamcılık suçlamasıyla dövmeye, Türkiye'yi uluslararası dengeleri gözetmeyen yeni Osmanlıcı bir macera perest konumuna yerleştirmeye kadar öfkeden köpürmüş ağızların tükürüklü kelimeleriyle ortalığa boca edilir. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmama saplantısı içindeki bir güruhun, aynı bağlamda tarihi hafızanın silinmesi, geçmişten gelen düşmanlıkların unutulması, herkesle kardeşçe el ele yaşanması şeklinde özetlenebilecek talepleri de buna eklenince, Akdeniz'deki ısınmanın boyutları konunun esasını da aşarak çeşitlenir. Bu son grubun mezkür taleplerini, madem tarih esaslı düşmanlıklar bitirilmeli, peki Türkiye neden yarım asırdır AB kapısında bekletiliyor sorusuyla temize havale etsek de, ayarı bozulmuş dilin Akdeniz merkezli işleyişini durdurmak zordur. Zira bu dilin sahipleri, Akdeniz'de sular ne zaman soğumuştu ki şimdi ısınsın şeklindeki asıl soruyu sormak yerine, bugün zahir olan durum üzerinden, hadi hainlikleri de bir yana, yerli oryantalistler olarak bir taşla birçok kuş vurmaya kenetlenmiş bulunmaktadır. Oysa ki Akdeniz, varlıkla tanımlı bir sevdanın adıdır. İnsanın ilk eylem sahasıdır ilk topluluklar Doğu Akdeniz sahillerinde oluşmuş, ilk iktidarlar, devletler, periferisini de kapsayacak şekilde burada kurulmuştur. Tarımdan teknolojiye, üretimden ekonomiye, her yenilik burada vuku bulmuş ve dolayısıyla Akdeniz'e hakim olmak, dünyaya hakim olmakla eş anlamlı bir hale gelmiştir. Bu nedenle Büyük İskender dahil, batıda hakimiyet kurmuş hiçbir kral yoktur ki, Akdeniz'de hakimiyet kurmayı düşünmemiş ve buna teşebbüs etmemiş olsun. Buna mahsus tarihi de parantez içine alarak bugünkü Akdeniz'e havzasının tamamına kimin hükmettiğine bakmak bile bu sonucu teyit etmeye yeterlidir. Cebeli Tarık'ta aynı adlı tepeden ibaret daracık bir alan İngilizlerin kontrolündedir. Diğer bir söyleyişle Akdeniz'den Atlas Okyanusu'na ve aksi istikamete çıkan her gemi, İngilizlerin bilgisinde ve takibindedir. Bunu Kıbrıs, Mısır, İsrail başta gelmek üzere, bizim bölgemizde garantörlük, hamilik esasıyla İngilizlerin kurduğu hakimiyetle birlikte düşünüldüğünde, Akdeniz Havzası'nın bugünkü asıl sahibi hemen anlaşılacaktır. Bundan hareketle diyoruz ki, Fi tarihinden İngilizleri bugünkü rollerine taşıyan süreçleri doğru okumadan ve illaki bir büyük vatan telakkisiyle, Doğu Akdenizlilik bağıyla Akdeniz'in sevdalısı olmadan Akdeniz'de sular ne zaman soğumuştu ki şimdi ısınsın sorusunu sormak ve yenilenen konuları doğru anlamak da mümkün değildir. Nitekim Fernand Brodel'de 2. Felipe döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası adlı hapishanede yazdığı muhteşem doktorasını kitaplaştırırken Akdeniz'i ihtirasla sevdim cümlesiyle başlatır şu tespitine esas ön sözünü. Öyle sanıyorum ki Akdeniz insanların gördüğü ve sevdiği haliyle kendi geçmişi hakkında olabilecek en büyük belge olarak karşımızdadır. Doğu Batı Yayınları İstanbul 2017-2018 Kendi geçmişimizse kendilik bilincimizle mukayyettir ve bu bilinç bilinmeyen bir geçmişin içinden sürekli olarak filizlenen yeni bir fidan gibidir. Burada bilinmeyenden kastımız tahayyülümüzün, tefekkürümüzün ve aidiyet duygumuzun kapsanma düzeyi ile ilgilidir. Benim için Akdeniz'in tarihi ve sevgisi Kudüs'le başlar. Kudüs'ün bilinen tarihi ise milattan önce 4000'li yıllara dayanır. Urfa'nın Haçlıların işgalinden kurtarılışından sonra bir alimin dilinden dökülen Urfa Ummansa sahil Kudüs'tür sözü beni doğrudan Akdeniz'e bağlar. İberya'yı yedi yılda fetheden Müslümanlar, bu irade ve gayretlerini Akdeniz'in dalgalarını da hareketlendiren İslam rüzgarından devşirmişlerdir. Haçlıların 1085'te Tuley Tulay'ı, Toledo'yu, 1099'da Kudüs'ü işgal etmelerine sebep olan rüzgâr da yine Akdeniz merkezlidir. Oruç, Hızır, Turgut reislerin nefesidir Akdeniz'i bizim iman iklimimize uygun olarak ısıtan. İnebahtı şehitlerinin kanıdır Akdeniz'i bizim bayrağımızın rengine boyayan. Bunlardan hareketle diyoruz ki, kolunu verme karşılığında kişiliğini satın alan İberyalı Miguel de Cervantes'ten, İnebahtı resim serisiyle sanatının zirvesine ulaşan Amerikalı ressam Stombley'den çok çok daha fazla Akdeniz'i sevmeyenler, onun sıcaklığını yüreğinde hissetmeyenler Akdeniz hakkında konuşmayı hak edemezler. Akdeniz'de suların soğumasını bekleyenlerse insanlığın tükenmesini bekleyenlerdir. Ömer Lekesiz Yeni Şahı Biz